Neredesin sen ya? Neredesin? Niye yalnız bırakıyorsun çocukları? Ben sana çocukların başında duracaksın demedim mi? Ya bir şey olsaydı? Derya havuza düştü, haberin var mı senin? Ya havuzda bir şey ol... Özür dilerim Mine Hanım. Özür dileme. Ben sana çocuk emanet ediyorum ya, çocuk. Ama muhasebeden çatlamış. Tamam İsmail ya. Defol git, gözüm görmesin seni ha. Üşüdün mü sen de? İşte birazcık. Ama o zaman. Yok yok, ben şimdi eve gideceğim. Gerek yok. Hadi Derya'cığım gel. Gel bebeğim. Odamıza gidelim biz artık. Efe'ciğim hadi gel canım, sen de gel. Dış önüme. Kardeş senin bu arkadaş gelmiyor mu? Sorma fenakelim. Bir ara belki başına bir şey gelmiştir. Telefonu yok ki bende Ayşegül'ün. Sahilde tanıştık. Bir şeyler içtik. Sohbet, muhabbet falan. Buluşalım dedi. Burayı tarif etti. O kadar güzel gözleri var ki. Bakarken. Çok mu güzel gözleri? Hı hı. Baktıkça bakası geliyor insanın. Allah Allah. Hep buralardaymış. Öyle söyledi. Evi de buradaymış zaten. İki tane hödük evinden etmiş onu gerçi ama yine de bir yolunu bulmuş. Ayşegül mi demiştin sen bana? Evet. Ne biçim adamlar bunlar anlamıyorum ki. Kızı beş parası sokağa atıyorlar. Ya insanların da haklılık payı olabilir tabii, şimdi bilmiyoruz da. Ben Ayşegül'ü çok iyi tanıyorum kardeşim. Yapma ya. Tabii tanıyorum. Ayşegül şimdi gelmez. Bence sen hiç boş yere beklemeyin. Zaten o geldi mi akşam 8-9 gibi gelir. O zaman gel. Eyvallah abicim, sağ olasın. Sen de çok sağ ol. Kardeş, pardon. Seni buraya davet eden kız Ela gözlü düz saçlı mıydı? Evet. Çok güzel. Adı neymiş? Dilek demişti. Dilek dedi yani. Evet. Oh birine Dilek, birine Ayşegül. Ne yapıyor bu ya? Bildiği bir şey vardır kesin. Oo Metin abi ya, bizim gitmemiz lazım Elvan'la otele. Abicim siz gidin tabii ya, çok bile kaldınız. Vallahi teşekkür ederim. Kızlara selam söyleyin. Ben onu tanıyorum. Evet. O bu saatlerde gelmez asla. Ama akşam 8-9 gibi burada olur. Peki, teşekkürler. Çok sağ olun. Eyvallah, sağ ol. Kendine çok iyi bak. Çocuklar, bakın bundan sonra tek başınıza havuza gelmeyeceksiniz, tamam mı? Ya ben olacağım, ya Aslı ya da Halil. Anladınız mı? Evet. Ama ben yemin izlemek istedim. Tamam tatlım. İsmail bir tane şişme havuz yapar size. Oldu mu? Mineciğim. Ben Derya'yı merak ettim. Nasıl oldu? İyi. Sen nereden duydun? İsmail söyletti. Derya'cığım korkutmuşsun anneni. Islandım biraz. Anne Deniz amcası atladı. Derya'yı kurtardı. Ya evet, avukat geldi de bugün. Onun için yani, başka bir şey için değil. Abi siftah parası nerede? Ha burada dur. Ne yapacaksın? Gazoz mu ısmarlayacaksın bizi? Onu da yapacağım, merak etme. Ha. Haydi bakalım, hayırlısı olsun. Hadi. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Güven, sen çocuklarla ne konuşuyordun abiciğim? Öykü var ya, öykü. Sen git millete, yok ben Dileğim, ben Ayşegül'üm falan diye herkesi buraya davet et. Randevu var. Gelme, çocuklar da burada gariplerin beklesinler. Durum bu. Güzel kız. Buluşmak için atlamışlardır. Ya nesi güzel Allah aşkına, sanki güzel görmedik. Maymun gibi kızı. Maymun mu? Oo Dilekciğim hoş geldin, nasılsın? Biz de seni bekliyorduk. Yalnız da değildik tabii. Arkadaşlar da vardı ama bekleyemediler. İşleri vardı, gitti ya. Nasıl numaraydı ama, ben kazandım. Hayır kazanmadık. Nedenmiş? Kandırmışsın garibanları. Bana ne ya? Bir şey yediler mi? Para verdiler mi? Verdiler de yani. Tamam o zaman, mızıkçılık yapma. Ayrıca patron sen değilsin o. Vallahi bence Öykü haklı. Dede. Aman tamam be, sen kazandın. Mutlu musun? Evet çok mutluyum. Neyse ben kalkıyorum. Nereye? Ben gidiyorum, üstümü değiştireceğim. İki günlük kıza sattınız beni. Yazıklar olsun.
Deniz ne bu halin oğlum, ne oldu? Avukatla görüştük. Mine'nin istediği gibi olacak her şey. Eğer ben gitmezsem o gidecek. Derya'yı alıp gidecek. Emin misin seni uzaklaştırmak için böyle diyor musun? Sanmıyorum. Lerdan Hanım da tehdit etti beni. İyi sen git o zaman. Efendim? Git git biz gönderelim seni. Bir dakika bir dakika.